Bu sezon Deniz'de Eylül 1'den beri hamsıçılık var ama tezgahlara bakarsan para kazanma yok. Bir rekabet var. Hamsı günü gününü tutmuyor. Hamsı 20 liraya düşüyor. 25 lira, 40 lira, 50 lira. Ama para kazanma yok. Hamallık yapıyoruz. Poşet parası, elektrik parası, içi parası. Çıkarttığın zaman günlük masrafı alma şansımız yok. Ha ne bu sene işte öyle gidiyor. Rekabet olduğundan dolayı. Hamsilerin en kötü şartlarda, bu şartlar altında 50 liradan aşağı düşmemesi lazım para kazanmak için. Ama 50 liradan aşağı düşüyor. Kasasını bugün mesela 550 liraya aldık. Hamsi 30 liraya satılan tezgahlar var. 25 liraya satılan var. Biz 25 liraya 30 liraya verdiğimiz zaman zarar ediyoruz. Onun için de 40 lira ucucuna denk gelsin, zarar etmeyelim diye mücadele veriyoruz. Vatandaşın alım gücü vatandaşta şeye bakıyor. Yani hamsinin kalitesine, tazeliğine, şeyine bakmıyor. Nerede ucuz var onu almaya kalkıyor. İri hamsi, bizim tezgahımızdaki görünen hamsi en bütün tezgahlardakilerden daha iyi bir hamsi. Ama gel gelelim, vatandaş nerede ucuz var onu tercih ediyor. Ya para kazanamıyoruz, şöyle kazanamıyoruz. Yani hamsini teknelerden aldığımız fiyatlar pahalı. Pahalı olduğu için yani bizim 50 lira, 550 liraya aldığımız hamsiyi en az 50 liraya satmamız lazım. Ama 50 liradan aşağı düştüğü zaman 30 liraya, 35 liraya, 25 liraya sattığımız zaman poşetin kilosu olmuş 50 lira. 40 lira. Yani poşet parası, işçi paraları, şeyler, yövmiyeler yüksek. Mesela en kötü bir işçi, çalışan işçi 600 lira, 700 lira yövmiye alıyor günlük. Yani bunun buzhaneler çalışıyor, buz makineleri çalışıyor, buzhaneler çalışıyor. Tabii balığı köpeğe koyduğumuz için köpük biraz daha çok fiyatlı bu sene. Ve ikincisi mazotumuz haddinden fazla bize yük veriyor. Mesela bir gün balığı bulamadığın zaman günde size tahmin ederim ki dünya mazot yakıyoruz. Ama balığı tabii öbür gün bulduğunuz zaman birbirini karşılıyor ama sıkıntı, herhangi bir sıkıntıya düşüyoruz. Tabii ki de yani Sinop Karadeniz bölgesinde hamsiler 25 liraya satılmakta, 30 liraya satılmakta. Bir günde 50 lira, 40 lira çıktığı zaman çok para. Yani maalesef çok para değil. Yani bir köpük dünya para, mazot dünya para. İşçisi var bunun, poşeti var bunun. Burada çalışan var, kayıkta 50 tane işçi var, kumanyası var. Yani bu hamsinin 50 liradan aşağı düştüğü zaman emin ol ki zarar eder. Ucuz olduğu zaman biz pahalı satamayız balığı. Yani ucuz alıyoruz, çok az bir üzerinde kar koyarak sürümden kazanmaya çalışıyoruz. Bol olduğu zaman balık böyle olur genellikle. Balıkçı bu işten para kazanabiliyor mu? Yok. Yani bunu tutan para kazanabiliyor mu? Hayır. Çünkü dediğiniz gibi masraflar çok ağır. Bir teknenin içerisinde nereden baksanız en az 20-25-30 kişi çalışıyor. Bunların yemesi, içmesi, ağı, onarımı, mazot en büyük zaten etken mazot. Mazot derken yakıt, dizel. Pahalı olunca işin bir kayığın denize gitmesi inanın 5-6 ton bir mazot yakıyor. Dizel yakıt yakıyor. Bunu karşılaması için de düşünün 5 ton mazot ne kadar yapıyor? Yani 200 bin lira civarı bir gecede. Bir gecede bunu kazanabilmesi için atıyorum hamsinin kutusu 300 liraysa 1000 kasa hamsi tutması lazım. Bunun içinden çıkabilmesi için. Tabii tutulduğu zamanlar da oluyor ama tutulmayana oran vurduğunuz zaman tutulmayanın oranı tutulana göre daha az. O yüzden de işin içinden çıkması balıkçının, balığı tutanın biraz zor. Sergandırdı da.